Peki Ali hocam, erkeklerde ve kadınlarda hastalık fark ediyor mu? Şöyle diyelim, aslında kadınlar bir bakıma biraz avantajlı gibi gözüküyor. Bu östrojen hormonundan dolayı bu kolesterol seviyesindeki yükseklik bir miktar önlenebiliyor. Ama eğer işte kadınlar bu avantajını ne zaman kaybediyor? Menopoza girdikten sonra kaybediyorlar. Ama daha sonra da hatta çok da dezavantajlı oluyorlar. Çünkü kadınlarımız daha sonra çok ciddi obeziteyle karşı karşıya kalıyorlar. Menopozdan sonra mı? Yok, yani genel olarak belli bir yaştan sonra, yaştan sonra sporu bırakıyorlar. İşte kilo başlıyor, kilo almaya başlayınca işte dizlerde problem oluyor. Dizler başlayınca yürümüyorlar, yürümeyince daha çok kilo alıyor gibi böyle bir kısır döngüye giriyor ve kalp hastalıkları maalesef hem tansiyon yükselmeye başlıyor, şeker hastalığı çıkıyor ve kalp hastalıkları maalesef son derece yaygın gözüküyor, özellikle belirli bir kesimden sonra. Son zamanlarda ben çok duyuyorum Ali Rıza Hocam, bayanlarda diz ve eklem hastalıkları. Tabii, bu da işte. Genelde bak, de hep böyle kilolu hanımlar. Demin bahsetmedim işte, belki atladım, unuttum, obezitenin zararlarından bir tanesi de. Tabii işte osteoartroz dediğimiz bu diz eklemlerinde, kalça eklemlerinde ki problemler, aynı zamanda bel fıtıklarının da önemli sebeplerinden bir tanesi obezite. Artık belli bir zamandan sonra iskelet taşımıyor mu? Yani öyle düşün, ben şimdi sırtımda 30 kilo çuvalla her gün geçsem ne diz kalır ne bel kalır. Yani obezite son derece ciddi bir sağlık problemi. Yani son derece. Evet. Ekranları başında yani, izleyenlerimizde ne kadar yani, ciddi evet, bir evet. Hastalık yani çok kimse belki hani kötü olduğunu biliyor ama bunun evet. Bu kadar çok zararlı olduğunu bence çok insanlar farkında değil. Yani biz bütün hastalarımıza söylüyoruz. Bazen hastalar tamam iyi anlıyor ama bazıları anlamıyor. Yani işin ne kadar zararlı olduğunu idrak edemiyorlar. Onun için bu konuda işte eğitimler, böyle programlar yapmak gerekiyor. Obezite son derece ciddi problem yani. Evet, kalp sağlığının, kalp hastalıklarının... Sadece kalple değil. Yani büyük obezite bir bölümünü diyor, bak, işte eklemlerde problemler, işte şeker hastalığının verdiği zararlar. Hani bunda kanser riski de artıyor obezitede. Evet. Kanser riski de artıyor. Yani aslında şu anda diyorsunuz kalp hastalığı ve kanser diyorsunuz en önemli. En önemli İşte bak obezite gördüğünüz gibi belki de bunu... Bu iki hastalığı artıran en önemli sebeplerden bir tanesi obezitedir yani. Bunlar dışında obezite ve sigara dışında işte hareketsizlik. Düzenli spor yapıyoruz. Toplum olarak spor yapıyoruz. Çocuklarımız da artık yavaş yavaş azaldı. Evet. Yani ben işte yani normalde tenis oynuyorum. Hani oynayamadığım zamanlar sahile iniyorum. Hani koşuyorum ki işte kondisyonumu kaybettiğim kilo almayayım falan diye. Yani çok az kişi gidiyor, görüyorum. Yani toplasan o kadar sahilde. Çok da güzel alan var, parkur var. Yani 20 kişi, 30 kişi falan ancak var yani. Normalde orasının böyle dolması lazım. Yani mesela bir kilo alayım aklım çıkıyor. 2 kilo alınca hemen başlıyoruz işte sporlara, hemen biraz daha diyete dikkat ediyorum. Biraz daha hemen sporu artırıyorum. Yani böyle 1-2 kilonun hesabını yapıyoruz. Ama insan oluyor 90 kilo, 100 kilo anlatamıyoruz. Evet. Yani ne kadar zarar olduğunu yani idrak etseler eminim ki biraz daha çok daha dikkat edecekler yani eğitimlerini. Bu konuda çok daha insanları eğitmek gerekiyor bence. Ve şu anda bayramdan da çıktık ki, Kurban Bayramı'ndan evet. Da çıktık. Etler, yani, mangallar. Onlardan bir şey olmaz. İnsan et yesin, et kül aldırmaz. Korkma yani. Ama ben et yiyen ben de çok seviyorum eti yani. Ekmek yani minimum. Şeker hastası yemesin ama şeker hastası değilse biraz böyle bir iki dilim yiyorum. Ben de yerim yani. Bir iki dilimde bir şey olmaz. Ama çok oturup da bir tabak kuru fasulye, bir tane de ekmek. Eskiden öyle yapıyordum ben. Öğrencilik yıllarımızda karnını nasıl doyuracaksın? Bir tabak kuru fasulye koyduk. Yanında bir tane bir sepet olurdu. O kuru fasulye bitene kadar o sepet biterdi. Tabii. Bu arada yani, hocamın da Sivaslı olduğunu da belirtmek evet, yani istiyorum. Sivaslı, yani ekmek bağımlılığı var hakikaten. Evet, Ali Rıza Cenel hocam Sivaslı, Divrikli. Ve biz Anadolu insanı da ekmeği çok severiz. Yani öyle yetiştik zaten yani. Ekmekle yetiştik. Ama belirli bir yaştan sonra o ekmek artık daha çocukken, gençken hani belki biraz tolere ediliyor. O zamanlar biz çok hareketliydik çocukken. Evet. Her gün akşama kadar, hava kararına kadar dışarıda top oynardık. Anne bir sopayla bizi eve sokardı yani. Şimdi öyle ama değil. Ama şimdi de bilgisayar ve tabletin karşısından çocuklarımızı kandıramıyoruz. Biraz daha dikkat etmesi lazım.
Yani bu kadar, o kadar rahat ekmek tüketimi ve hazır gıda tüketimi, özellikle şeker. Yani özellikle şeker. Uzaktan ben şu anda yani ağzıma şekerli hiçbir yiyecek içecek. Peki hocam. Bal bile yemiyorum ama. Yani. Çay tüketimi? Çay yani sonuçta bir yeşil bitkidir. Antioksidan özellikleri vardır, faydalıdır. Yani şekersiz içtikten sonra çay tüketebilirsiniz. Evet, çayı daha iyi, şekersiz tüketiniz. Ama ne zaman içeceksiniz çayı? Yemekten 200 saat sonra. Hemen değil. Yemekle beraber tüketmeyeceğiz. Öyle bir alışkanlığımız da var. Sabah kahvaltılarında çay da yapıyoruz. Yani bence bu kötü bir alışkanlık. Nereden geldi bize? yani tamam çay yemekten sonra 2 saat, 3 saat sonra içilir ama hemen içmek şöyle zararı var. Demiri emilimini azaltıyor. İçindeki teofilin demire bağlıyor. Demirimiz, yediğimiz besinlerdeki demir bağırsaklardan dışarı gidiyor. Emilemiyor bağırsaklardan. Kana karışamıyor yani.